tane yumurta var. Yumurtaların sarılarını benmari'de erittiğim çikolatayla birleştireceğim. Beyazlarını ise çok iyi çırptıktan sonra bu karışımla birleştireceğim. Bunun için önce çikolataları eritmeye başlıyorum. Benmari'de eriyen çikolataya daha sonra az miktarda bir tereyağı ilave ediyorum ve soğumaya alıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra da yumurta sarılarını benmari'de erimiş çikolatayla karıştıracağım. Küçük parçalara böldüğüm çikolatayı eritmekle başlıyorum. Evet, 200 gram kadar çikolatayı benmari olarak erittim. Şimdi artık bütün parçalar eridi hemen hemen. İçine 70 gram kadar tereyağı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kahve ilave edeceğim, güzel bir lezzet katması için. Son olarak çikolatanın kendi ısısıyla içindeki tereyağı eriyecektir. İki malzeme de iyice karışana kadar pürüzsüz haline getiriyorum. Kahve eridi. Hiçbir tereyağı parçası da kalmadı artık içinde. Ve daha kolay bir şekilde soğuması için de başka bir kaba alıyorum. Şimdi erittiğim çikolata soğurken de yumurtaları ayıracağım ve beyazlarını çırpmaya başlayacağım. Tıpkı bir merenk yapar gibi önce beyazlarını çırpacağım. Sonra yavaşça bir miktar bir esmer şeker kullanıyorum. Her seferinde birer kaşık olarak esmer şekeri ilave edeceğim ve bir mereng elde edeceğim. Daha sonra bu merengi çikolatalı karışımla birleştireceğim. Evet, şimdi sadece yumurta beyazlarını köpürtmeye başlıyorum. Şimdi bir el çırpıcısıyla, bir miksere ihtiyacım yok. Yavaşça yumurta sarılarını ekliyorum. Her seferinde birer sarısı olmak üzere ve karıştırmaya başlıyorum. 4 tane yumurtanın sarısını çikolatalı karışıma ekledim. Artık çikolatalı harç hazır. Köpüren yumurta akına bir miktar tuz ve vanilya da ekledikten sonra artık iyice köpürdü. Şekeri ilave etme vakti geldi. Her eklediğimde iyice karıştığından emin oluyorum. Kenarlarda şeker birikecektir. Onları da zaman zaman içerisine katacağım. Pürüzsüz bir mereng elde edeceğim. Daha sonra yavaşça bu merengi hazırladığım çikolatalı karışımla birleştireceğim. Yaklaşık 100 gram kadar esmer şeker var burada. İçerisindeki çikolatadan dolayı zaten büyük bir tatlılık oranı alıyor. Çok da fazla tutmadım. Evet, esmer şekerle hazırladığım mereng artık kıvamına geldi. Şimdi yavaşça birer kaşık alarak, birer büyük spatula alarak geniş hareketlerle çikolatalı sosla karıştırıyorum bunu. Köpüğün de sönmemesine dikkat ederek geniş hareketlerle iki malzemenin iyice karıştığına emin olacağım. Evet, iki malzeme iyice karıştı. Şimdi artık altına pişirme kağıdı koyduğum kelepçeli bir kalıba bu çikolatalı karışımı döküyorum. Şimdi bu tam bir brownie kıvamında pişeceği için çok fazla tutmayacağım fırında. Yaklaşık 180 derecede bir 25 dakika yeterli. Fakat daha sonra en az 1 saat soğutmamız gerekecek. Üstünün katının düzgün bir şekilde donması için. Soğuduktan da sonra da orta katının musunun yapımına geçeceğim. Evet, beyaz çikolatalı muslu kekin alt tabanını pişirdik. Onu soğumaya aldım şimdi. Yaklaşık bir yarım saat geçti. 1 saat sonra tam soğuk kıvamı gelecek. Şimdi orta katını geçme aşamasındayız. Artık orta katını hazırlayabilirim. 4 tane yaprak jelatin kullanıyorum. Önce bunu küçük parçalara böleceğim. Ve yaklaşık 2-3 dakika kadar soğuk suda bekleteceğim. Sadece üzerini örtecek kadar su yeterli. Zaten suyun içinde kaldıktan sonra yumuşamaya başlayacaktır. Bu esnada benmari olarak beyaz çikolatayı eritiyorum. Şimdi içerisinde kullanacağım kremayı ikiye ayıracağım. Bunun yarısını beyaz çikolatayla birleştireceğim. Diğer yarısını da çırpacağım. Damla sakızı kullanıyorum. Şimdi çok erimeden bunu ateşten alıyorum. Kremanın yarısını kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağım. Bu diğer yarısını da iyice kabarana kadar çırpacağım. Ateşi açtıktan sonra. Evet, burada çırpılırken veya kaynayan kremanın içine beyaz çikolatayı direkt attıktan sonra yine beyaz çikolata çok rahat şekilde eriyecektir. İki şekilde de beyaz çikolatayı hazırlayabilirsiniz. orta katın musu için. Kenarlardan küçük kaynama kabartılarını görünce ateşten alacağım. Artık jelatin de iyice yumuşadı. Sadece jelatini sudan çıkartıp yumuşayan parçalarını da kaynayan kremanın içine ilave edeceğim. Ve daha sonra bir miktar damla sakızı vardı. Bununla beraber bütün malzemeleri birleştireceğim. Evet, krema hafifçe artık ısınmaya başladı. Ve bunun içine jelatini ilave ediyorum. Ve jelatin iyice içinde eriyip kaybolana kadar karıştırıyorum. Beyaz çikolatayı içine katacağım. Demin de bahsettiğim gibi hiçbir şekilde beyaz çikolatayı daha önceden eritmeden de bunu yapabilirsiniz. Zaten oldukça sıcak olan kremanın içinde çikolata çok çabuk bir şekilde eriyecektir. Krema, jelatin ve beyaz çikolata iyice karışana kadar, eriyene kadar ve pürüzsüz bir doku elde edene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak artık damla sakızını da ilave edebilirim. Hala sıcakken bu karışım. Erimiş olması çok önemli çünkü damla sakızının da. Ve artık son olarak köpük haline gelen kremanın içine hazırladığım karışımı ilave ediyorum. Şimdi bu aşamada artık pişirmeye ihtiyacımız yok. Çünkü içinde bir jelatin var ve kendi kendine donacaktır. En az bir 2-3 saat donması için bekleyeceğiz. Daha sonra artık son katın yapım aşamasına geçeceğiz. Son bir kez bütün malzemeyi iyice karıştırıyorum. Ve daha önceden pişirmiş olduğum alt tabanın üstüne döküyorum. Evet, beyaz çikolatalı muslu kekin iki katı hazır. Orta katı da dondu. Sıra geldi üçüncü katı hazırlamaya. Yine bir miktar çikolatayı benmari olarak eritiyorum. Artık son katını hazırlık aşamasına geçiyorum. Kakaoyu eriyene kadar bir miktar suyla birleştireceğim. Kaynamış suyla. Hiçbir topak kalmayana kadar karıştırıyorum. Mümkün olduğu kadar koyu kıvamda bırakmaya çalışın. Bütün topaklar eridikten sonra daha fazla su ilave etmeye gerek yok. Evet, bu kadar yeterli. Çikolatayı benmari erittim. Kakaoyu çok az miktarda bir suyla, kaynar suyla birleştirdim. Şimdi sıra geldi artık kremayı çırpmaya. Kremayı da çok az miktarda bir şekerle çırpacağım. Çünkü tatlılık oranını büyük miktarda çikolatanın içinden alacak. Daha sonra çırptığım kremayı erittiğim çikolatayla birleştireceğim. Evet, çikolatalar artık eridi. Sulandırdığım kakaoyu ilave ediyorum. Ve son olarak da kremayla birleştireceğim. Fakat kremayla birleşmeden önce bunu bir soğutmak istiyorum. 5 dakika kadar soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra çok az miktarda şekerle çırptığım kremayla artık bu çikolatayı birleştirebileceğim. Evet, sıra geldi artık çırptığım kremayı çikolatayla birleştirmeye. Çok az miktarda kremadan çikolatalı karışıma ilave ettim. İyice karışmasını bekliyorum. Evet, harika bir üst kat elde ettik. Çikolata ve kremayla hazırladığım. Artık en üst kata bunu da dökebilirim. Evet, üst kata bunu döktükten sonra küçük hareketler biraz düzleştireceğim. Ve daha sonra bu katın da donması için dolaba alacağım. En son olarak da üstüne servis ederken kakao serpeceğim.